Merhaba dostlar, kütüphanemize hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir mevzuyu konuşacağız. Şimdi diyelim birine sordunuz. Bir hocaya olabilir, bir rehberlikçiye olabilir. Ya arkadaşım, YouTube'dan ders çalışarak üniversite kazanılır mı? Derece yapabilir miyim? Bu iş nasıl olur? Dediğiniz zaman size tabii kardeşim olur ya, ne güzel işte her şey var, YouTube'da bir sürü içerik var, artık dershaneye falan gerek kalmadı cevabını verecektir. Ama bu insanların bunu söylemesi demek bunu sizin yapabileceğiniz anlamına gelmiyor arkadaşlar. Çünkü YouTube'dan ders çalışmak o kadar da kolay değil arkadaşlar. Belli konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bu konulara dikkat ederseniz evet, YouTube'dan da üniversiteye hazırlanabilirsiniz. Şimdi o önemli noktaları size tek tek anlatacağım. En önemli şey sizin disiplinli bir insan olmanız arkadaşlar. Çünkü eğer disiplinli bir insan değilseniz zaten YouTube dediğiniz şey bir algoritma ve bu algoritma size sadece sevdiğiniz şeyleri önerecektir. Dolayısıyla siz aradığınızı bulamayacaksınız. Siz eğer ihtiyacınız olan şeyi değil de istediğiniz şeyi izlemeye başladığınız anda zaten o an kaybettiniz demektir. O yüzden YouTube'dan ders çalışırken buna çok dikkat etmeniz lazım. Öncelikle siz zaten disiplinli bir insansanız kesinlikle ihtiyacınız olan şey belli olur. Ondan sonra siz ihtiyacınıza göre videoları izlemeye başlarsınız. Bu şekilde gerçekleşmesi lazım ve bunu belli bir düzen içinde yapmanız lazım. Bunu da yaparken müfredatınıza göre ilerlemeniz lazım. Eğer zaten bir müfredat hazırlamadıysanız kendinize, yani eğer bir hocayı takip ediyorsanız ya da bir kanalı takip ediyorsanız bu şekilde ilerlenmez arkadaşlar. Bu size çok zarar verir. Bunun asıl yapılması gereken yöntemi şudur. Hemen kısaca anlatalım. Zaten müfredat videomuzda da anlatmıştık. Burada da kısaca değinelim. Kendi müfredatını hazırlarsın. Çalışman gereken şeyler belli olur. Her gün ne çalışacağın belli olur. Hafta hafta belli olur. Ay ay belli olur. Onları sırası geldiğinde, bugün eğer diyelim rasyonel sayılar çalışman gerekiyor, çarpanları ayırma çalışman gerekiyor, hemen açarsın YouTube'u, girersin, yazarsın, ihtiyacın olanı alır, çıkarsın. Bunu şu şekilde de görebilirsiniz. 2x'de izleyip de görebilirsiniz, geçerek de görebilirsiniz. Bu hiç fark etmez. Yani sen ihtiyacını görmeye bak. Bir diğer önemli mevzu da şu arkadaşlar. İhtiyacınız olanı alın dedim ama ihtiyacınız olan şeyi nasıl anlayacaksınız? Bunu da şöyle anlayabilirsiniz arkadaşlar. YouTube'da hocalar dersi anlatırken bir sürü ayrıntıya değiniyor. Yani videoyu uzatıyorlar gereksizce. Çoğu böyle saçma sapan şeyler yapabiliyor. Ama gerçekten iyi bir hoca konuyu en özet şekilde anlatmaya dikkat ediyor. En özet ve en öz bilgilerle. Şimdi bunu da şöyle anlarsınız. Siz bir test kitabını açtığınız zaman size orada sorulan sorularla hocanın anlattığı şeyler çok farklı olabilir. Hiç sorulmayan, yani soru gelmeyen teoremler, boş boş muhabbetler anlatıyor olabilir. O yüzden siz ne yapacaksınız? Önce bir test kitabını açın. Size ne soruyor sorular? Yani rasyonel sayılarsa rasyonel sayılar, çarpanlar ayırmasa da çarpanlar ayırma. Bakın sorularda ne var ya, en çok neler geliyor? Onları YouTube'da izleyin. Eğer bu şekilde yaparsanız zaten süreyi çok kısaltmış oluyorsunuz. Yani bu şekilde yapmanız lazım. Yoksa YouTube'da boğulursunuz arkadaşlar. Bu şekilde ders çalışılmaz. Buraya kadar her şey tamam. Ses kitabına baktınız. Ses kitabında hangi konulardan en çok soru çıkıyor, bunlara baktınız. İşte bunları da YouTube'dan izlediniz. Şimdi bir diğer mevzuya gelelim arkadaşlar. Çoğu insan mükemmeli arıyor. YouTube'da mükemmel olanı izlemek istiyor. YouTube'da zaten size her seferinde farklı farklı içerikler önerdiğiniz için kafanız karışıyor olabilir. Arkadaşlar ben de isterim. Yani bütün hocalarım çok iyi olsun. En iyi hocalardan dinleyeyim. Matematiği en iyisinden, fiziği en iyisinden dinleyeyim. Ben de isterim. Ama bu tarz bir mevzuya girseydik eğer bu başarıyı elde edemezdik arkadaşlar. Yapmanız gereken şey mükemmeli bulmak değil. Sizin giderek kendinizi geliştirmeniz. Yani orada sen mükemmel bir hocayı bulmana gerek yok. Çok da fark etmiyor zaten en iyisinden dinlemen. Çünkü zaten konu belli, sorular belli, her şey belli. Olay sende bitiyor. Yani olay %100 hocada değil. O yüzden mümkün olduğunca özet bilgilerle konuyu bitirmeye çalışın. YouTube'a girdiğiniz zaman orada en iyi çıkan videoyu bulmana gerek yok. En kısa, en doğru düzgün bir diksiyonu olan insandan onu izleyebilirsin. Yani çok güzel bir şekilde anlatan insanlar var. Bunlara girin izleyin. Yok işte şu hocaymış, bu hocaymış, ben şu hocanın programını takip ediyorum. Arkadaşlar adamlar her sene aynı şeyleri çekip çekip duruyorlar. Tamam bir şeyler değişiyordur, yani kendini geliştiriyordur. Buna saygı duyuyorum. Ama sizin bu arayış içine girme ihtiyacınız yok. Yani sizin yapmanız gereken şey mükemmeli aramak değil, ihtiyacınızı gidermek. Bu kadar basit. İhtiyacın olanı alırsın, çıkarsın, gidersin. Yani o hoca, yok işte o hoca çok iyiymiş, bu hoca çok iyiymiş, şu kanalda çok güzel içerikler varmış. Arkadaşlar yani en iyisini bulmanıza gerek yok sizin ihtiyacınızı gördükten sonra. Siz ihtiyacınız olanı alıp çıkmaya bakın bir an önce, çünkü çok vakit kaybedersiniz en iyisini bulana kadar. Zaten en iyisini bulsanız da çok bir şey değiştirmiyor. O yüzden bu konuya dikkat edin arkadaşlar. Bir diğer mevzu da YouTube'da her şeyin olduğunu sanmalı insanların. Arkadaşlar YouTube'da her şey olabilir, tamam. Bütün içerikler var önünüzde, bütün bilgiler önünüzde ama bu kazanabileceğiniz anlamına gelmiyor. Sizin bunları kafanıza aktarmanız lazım. Bu da kesinlikle tamamen bir şeyleri izleyerek olmuyor. Sizin burada yapmanız gereken şey izledikten sonra hemen denemeye geçmek. Yani bunları soruların üzerinde deneyeceksiniz.
Bir şekilde bunları kafanıza aktarmanız lazım. Kendiniz yapmanız lazım. Sadece izleyerek bir şey olsaydı olmaz yani. O yüzden kendiniz kesinlikle bunları hemen denemeye geçmeniz lazım. Gerekirse 2x'e izleyin, gerekirse geçerek izleyin. Bir an önce denemeye geçin. Eğer sorularını çözmezseniz izlemenizin hiçbir anlamı yok. Bir de YouTube'da kendini kaybeden arkadaşlara biraz tavsiye verelim. Kesinlikle kendinizi süreyle sınırlayın. Yani eğer siz mesela diyelim bugün vektörler çalışacaksınız. Vektörler çalışmak için kendinize eğer belli bir süre vermezseniz, yani sonsuz süre verirseniz çok vaktiniz gider. Dediğimiz gibi YouTube bir algoritma ve sizi orada tutmaya çalışıyor. Tabii ki de önünüze sürekli farklı eğlenceli içerikler çıkaracak. Yani birisi videoda gülüyorsa, ağlıyorsa tabii ki onu önüne getirecek yani senin. O yüzden sizin yapmanız gereken kendinize belli bir süre verip o süreyle kendinizi sınırlandırmak. Yani diyelim vektörler konusunu yarım saatte çalışmak istiyorsunuz. Kendinize yarım saati verdikten sonra eğer yarım saatte bitireceğinizi bilirseniz zaten çok hızlı öğrenmeye başlayacaksınız. Kendinizi tetikleyeceksiniz. Ya benim sanki bir özel ders alınmış gibi oradan verim alacaksınız. Ya benim sürem 30 dakika içinde bu konuyu halletmem lazım tarzında ilerlerseniz zaten çok hızlı bir şekilde bunları anlayacaksınız. Evet arkadaşlar, bu videoda YouTube'dan ders çalışarak üniversite sınavına kazanılabilir mi? Derece yapılabilir mi? Bunları tartıştık. Cevabımız evet, yapılabilir, fakat bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor anlattığımız gibi. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın ki onlar da başarılarını artırabilsinler. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.